sabahlar diliyoruz efendim. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize, Beyaz TV ekranlarındasınız. İyi ki varsın programı devam ediyor. Reklamlardan sonra stüdyomuzda biz Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümünde yine biz hanımların ve son yıllarda artık beylerin de çok ilgisini çeken bir konuyu konuşacağız efendim. Nedir biliyor musunuz? Botoks'u konuşacağız. Nedir ne değildir? Özellikle son günlerde Özgür Hocam duyuyorum baby botoks, mikro botoks, tiyatrocu botoksu gibi. Sanatçı botoksu. Sanatçı botoksu evet. Gibi. Sunucu botoksu da bence lazım. Sunucu botoksu belki lazım olabilir. Ben lazım. Zaman zaman bakınca. Nedir bu evet. Botoksların birbirinden farkı? Aslında botoks botokstur. Botoks bir ilaçtır ve belirli şartlarda doğru dozlarla uygulanan bir tıbbi prosedürdür. Ama bunu günlük yaşantıda, sosyal yaşantıda, hayatta çok düşük dozlarda kullanıldığı takdirde mikro botoks diye isimlendirilebiliniyor. Evet doğrusunuz. Genç hanımlarımızın, genç kızlarımızın belki bir minicik bir kırışıklıklarda selfie çektirdiği zaman dikkatini çektiği o minicik kırışıklıklar belki olması gereken cinsteki o minik kırışıklıkları gidermek için yapılan küçük dozlar için baby botoks kelimesini daha çok kullanıyorlar. Sanatçılarımız, tiyatrocularımız, sunucularımız için kullanılan bazı botoks miktarları vardı. Aslında bunların hepsi terapötik olarak belirlenen doz aralıklarının daha altında. Hı-hı. Küçük dokunuşlar mahiyetinde. Bir alandaki kasın hiperaktif çalışmasını bütünüyle etkilemek için değil, sadece kısmi bir noktada bir değişiklik yaratmak için kullanılan botoks dokunuşları diyebilirim. Şimdi bazı insanlara baktığımızda şöyle yüzüne evet bunun yüzünde bir hayli botoks var diyebiliyoruz. Ama İşte bir hayli demek yüksek doz demek. Doz. Evet. Yüksek doz ile yüz mimiklerimizi oluşturan kasların geneline birden toksin enjeksiyonunu yapmak suretiyle o mimiklerin birçoğunu ortadan kaldırmak, bir nevi uykulu gibi, dalgın gibi, yorgun gibi. Aslında ben şu an sana kızıyorum ama kızamıyorum. Bak şu anda çok sevinçliyim ama gülemiyorum gibi. Ya bu tabii trajikomik biraz dizi filmlerinde sevgili Hümeyra'nın canlandırdığı bir karakterde çıkmıştı bu. Tam olarak böyle olmasa da yüksek doz uygulamalarında karşılaştığımız bir durumdur. Bunlar çok bizim beğendiğimiz bu alanda hizmet veren hekimlerin çok doğru bulmadığı yöntemler, uygulamalardır. Belki daha tecrübeli ellerde karşılaşıldığı zaman bu yüksek doz botoksların yapılmadığını, doğru yerlere, doğru dozda, doğru miktarda uygulanıldığını görebiliriz. Peki kişinin kendi isteği bu yöndeyse? Elbette kişinin isteği bu olabilir. Ben çok yüksek doz olsun istiyorum, bu kırışıklıkların hiçbiri görünmesin istiyorum derse. Hekim hassasiyeti, hekimin kendi estetik algısı hastasına doğruları ama en doğruları, güzelleri ama en güzelleri. Sükunetle izah etmek görevimizdir. Bunu hastalarımıza doğru mesajları vermek belki de güzellik kavramını toplum sağlığına, toplum yaşantısına ithal etme, verebilme bizim misyonumuz, biz hekimlerin görevi. Bunu evet doğru sinyallerle nasıl yapacaksak yapacağız. Ancak elbette bu konuda abartılı uygulamalar isteyen kimseler vardır. Bunu doğru cümlelerle ikna etmek mümkün. Bir de yaşa göre uygulama yapıyorsunuz öyle tabii değil ki mi hocam? Yani kişinin yaşı bu noktada çok önemli. Yaşıyla birlikte kasın aktivite gücü, kasın kalınlaşma gücü, tabii ki hemen üstündeki cildi kırıştırma miktarı hepsi birbirinin paralelindedir. Genç yaşlarda çok abartılı bir kas aktivitesi çok olmaz. Ancak beklenmedik tek taraflı bir asimetriler, beklenmedik bir takım sağlık sorunu diyebileceğim durumlarda karşılaşabilir. Blefarospazm gibi. Ama bunları gidermek hekimin görevidir. Güzelliği yaratmak, güzelliğe koşmak bir sanatçı detayı gibi veya bir yaratıcılık gibi bir kavramdır. Hastalarımız güzeli gördükleri zaman abartıdan uzaklaşırlar. Peki hiç mi zararı yok hocam? Yıllardır yapılan bir uygulama, botoks uygulaması ve birçok insan da bu uygulamayı defaten yaptırıyor. Bunun cildimize daha sonraki yıllarda bir zararı olur mu? Binde bir, binde iki oranlarda yayınlanmış.
kanama, ödem gibi bazı durumlarla karşılaşılır. Fakat bunların hiçbirisi toksinin, bu kullanılan ilacın fayda ve mahsurlarını, fayda ve zararlarını biz tartarak kullanırız. Bir kararı ona göre veririz. Hı hı. Çok da yüksek oranda bir komplikasyon dozu değildir. Fakat bu uygulamaların düzeltilebilmesi için, yanlış enjeksiyon noktalarının düzeltilebilmesi için de yöntemler geliştirildi ve bu yöntemler hattı zatında birkaç ay içerisinde yanlış yapıldığı takdirde yanlış dozları düzeltilebilmektedir. Dileriz ki her zamanki söylediğim gibi o merdivenin nerede olduğunu bilmiyoruz ama merdiven, o merdiven altına eğilinilmediği, hekimlere başvurulduğu, sağlık alanı diye ifade ettiğimiz, hı hı, poliklinikler, muayenehaneler, tıp merkezleri, hastanelerde hekim kontrolünde plastik cerrahlar, dermatologlar ve yetki sertifikası. Ya da tersten söyleyelim hocam, kesinlikle kuaförde gidip ya da güzellik merkezinde eğer yetkili kişi yoksa orada o işlemi yapan, evet, yaptırılmaması gerekiyor. Böyle bir durumda da beklenmedik bir yan etki oluşursa da dile getirecek bir merci de, hak hukuk talebi de kalmamış olmaktadır. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Doktor Özgür Koldaş'la Son Dakikada Güzellik bölümünde bugün botoksu konuştuk. Çok önemli bilgiler aktardı hocam bize. Çok teşekkür ediyoruz ve bizler için hocam artık veda vakti geldi. Zamanı. Bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.